Lan arkadaşlar, evet, başlıkta da gördüğünüz gibi matematik hocasına tontu şakası yapıyorum. Matematik öğretmenimin evine geldim ziyarete. Sağ olsun beni çağırdı, misafir edecek. Şu an onların evinin önündeyim. Hatta şu kontağı kapatayım. Ferit hocam da aşağı inecek, beni karşılayacak. Evine çıkacağım ve onunla sohbet muhabbet ederken ona şöyle güzel bir tontu şakası yapacağım. Biliyorum çok kızabilir ya da üzülebilir, korkabilir, biliyorum, ama sizin için bunu yapacağım. Bu matematik hocalarının bize çektirdikleri yeter artık yani. Bu matematikten çektiğimiz kimse çekmedi yani. O yüzden ben de bir matematik hocasına şöyle ufak çaplı bir şaka yapıp aynı matematik gibi korkutmak istiyorum. İsterseniz şöyle hemen inelim. Ferit Hoca da geldi galiba. Beni kapıda karşılıyor. Karşılayacak. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Videodayım. Sizi de alıyorum. Yani şöyle güzel bir vlog çekeyim dedim. Her dakika çekiyorsun yani. Her dakika çekiyorum, aynen öyle. Videosuz dakikamız yok gibi oldu. Aynen, videosuz dakikamız yok. Bayağı bir video üretiyoruz zaten. Şöyle size gelirken de kısa çaplı bir vlog çekeyim dedim. Neler yapıyoruz. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Bir takipçiler görsün ikimizi dedim. Yani sonuçta beraber oluyoruz. Aynen öyle. Gelmeyebiliriz. Asansörü yukarı çıkalım. Evet. Nasılsınız hocam bu arada? Yani iyiyim Mert'cim. İşte tatil olduğu için biraz daha rahat. Evet. Kendimi ne zaman ayırıyorum? Aileyle. İşte seninle görüşüyoruz. Güzel oldu bazen. Gelmeni gerçekten sevindim. Çünkü böyle farklı farklı vakitler geçiriyoruz. Anlara kalıyor. İyi oluyor. Evet, evet hocam. Ben de çok mutlu oluyorum beraber vakit geçirdiğimizde. Kimse de böyle bir matematik hocası yoktur. Ben gerçekten çok mutluyum. İnşallah siz de Ferit Hoca ile tanışmak fırsat olur. İnşallah. Yani şu da bir gerçek. Sonuçta tabii ki öğretmenlik ve saygı, sevgi her şey ayrı ama Mert... Yerin ayrı yani Mert'cim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Yine Ferit Hoca'nın hesaplarını aşağı yukarı her yere bırakıyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz nereden takip edeceğinizi. Yani video fikri ne yapacağız ki videoda? Ben böyle bizim konuşmalarımızı, sohbetlerimizi videoya dahil edeceğim. Arkadaşlar da merak ediyormuş takipçilerim. Bir matematik hocasıyla bir gün nasıl olur? Onu merak ediyorlar. Ben de böyle güzel bir video yapayım dedim. Yani anımız kalır. Anımız kalır. Azından. Güzel olur. Yani planlı bir şey yapsaydık en azından. Aslında böyle doğaçlama böyle plansız şekilde yapınca daha güzel bir video ortaya çıkacağını düşündüm. Ama yine isterseniz güzel bir planlı bir video yaparız hocam. Bence şöyle yapalım. Dışarıda güzel planlı bir şey çekelim. Tamam tamam. Yine Ferit Hoca ile istediğiniz videolarımız varsa arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Ferit Hoca ile birlikte güzel videolar çekeriz. Vallahi hocam ev gerçekten güzelmiş ya. Kocaman yani. Evet Mert'cim, güzel. Gel biraz oturalım ya. Şöyle geçeyim o zaman. Tamam Mert'cim. Yani iyi ki geldin. Gerçekten evet. İyi oldu. Evet. Süper. Yani bir güzel vakit geçireceğimizi inanamıyoruz. Aynen, aynen öyle hocam ya. Gerçekten çok iyi oldu. İlk defa bir matematik hocasının evine geliyorum arkadaşlar. Bence siz hiç gelmezsiniz. Okuldan kaçtığınız gibi kurtulmaya bakıyorsunuz ama biz Ferit hocamla güzel bir samimiyet kurduk. Öğretmenlik dışında arkadaş gibiyiz. Aynen. Bizim sevgimiz, her şeyimiz bir bütün. Aynen, aynen öyle. Bu arada Ferit Hoca'nın da sayfasını aşağı açıklamalara, buralara bırakıyorum. Gidip takip ederseniz. Aynı benim gibi mizah içerikli ve eğitici içerikli üretiyor. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ama ben sana güzel bir kahve, çay, yemek yedik mi bu arada? Yemek yedim. Teşekkür ederim ama zahmet etmeyin kahve, çay yani. Yok yok, kahve kesinlikle yapacağım. Tamam, kahve tamam yapacağım. O zaman. Kahveyi yapayım, güzel bir yudumlayalım, sohbet edelim ve güzel de bir hatıra bırakacak şekilde oturalım. Aynen, bu videoyu da o yüzden açtım. Sohbetimiz, muhabbetimiz anı olarak kalsın diye güzel bir video da çıkarırız aynı zamanda. Çok güzel. Yani olur. Kesinlikle. Ay arkadaş, şöyle görsün hepsi. Kocaman bir ev yani. Daha alt katta var, üst katta var. Kocaman bir ev yani. Ferit hocam burada aynı zamanda tahtası var yani. Hiçbir yerde öğretmenliğinden taviz vermiyor. Sana kahveyi yapayım. Tamam istersen. Tamam hocam. Tamamdır. Sen keyfine bak, otur. Evet, teşekkür ederim. Yani ne demek, rica ederim. Burada dolaş, istediğini yap. Tamam. Onun dışında başka ne diyebilirim? Bak zaten çekersen gerçekten kırılırım. Tamam, İstediğin tamam, her şeyi teşekkür ederim. Sağ olun hocam, çok sağ olun. Ben o zaman ben sana bir kahve yapayım, sen tamam. Buralarda oyalan. Tamam, sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Ben şöyle etrafı keşfedeyim. Şöyle camlardan falan bakayım. Aynen.
zaten burada var. Evet, evet hocam. Şöyle dışarısı da çok güzel arkadaşlar. Yüksek Bey burası. Harika bir yer yani. Ferit hocamın da arabası aşağıda. Harika bir yer. Ben şimdi bak. Evet hocam. Bitki çayı var, kahve var, çikolatalı içecek var. Teşekkür ederim. Ben kahve içerim ya. Tamam, kahve. Suyunuz da burada. Tamam, tamamdır hocam. Tamam. Tamam. Kulağım duymuyor hocam. Dikçi bir şey yapmıyor. Kulağım diit ediyor. Ben bu kadar olacağını düşünmedim ya. Hocam iyisiniz. Ya. Bir şaka yapayım dedim ya. Yalnız var ya, bu şaka değil. Of. Şu dumana bakın arkadaşlar. Kulağım gerçekten, ben hayatımda kulağımın çınlamasını yani ilk defa hissettim. Hocam iyi misiniz? Ben sizi yerden kaldırayım. Var ya, hiç iyi değilim. Hocam bana kızdınız mı? Yani video çekiyorsun. Ben o video kapanınca bir görüşeceğim seninle. Hocam notlarımı lütfen düşürmeyin. Kahve mavi yok sana. Sana kahve yok, çekiyor kişi. Ne kahvesi ya? Hocam bu video tamamen bir kurguydu. Gerçekten sizi çok korkuttuysam ve canınız yandıysa çok özür dilerim. Küçük bir şaka yapmak istedim. Vlog gitti var ya. Arkadaşlar yani görüyorsunuz, başka bir matematik hocası olsa gerçekten beni evinden kovardı, canımı yakardı. Ama Ferit hocam bu kadar kötü bir şakaya bile çok büyük tepkisi olmadı. Gerçekten hocam. Neyse. Özür dilerim. Yani özrümü tamam. Kabul edin. Yani kabul ediyorum ama bunun biraz... Bunun intikamı olur mu acaba hocam? Ya intikam demeyelim de biraz misillemesi olacak. Haberin olsun yani. Başka bir şey demiyorum ben sana. Hocam tekrardan teşekkür ederim. Yani çok tepki vermediğiniz için. Şu an var ya, ter atıyorum, ter. Yani torpilin terini atıyorum şu an. Bak terledim, harbi terledim ya şu an. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıya artık Ferit hocanın bana yapmak istediğini yazabilirsiniz. Ya da benim ona yapmak istediğim şeyleri, intikam yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Siz matematik hocanıza böyle bir şey yapsaydınız ne olurdu onu da yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.